Herkese merhaba. Enfes bir köfte tarifim var. Mis gibiden Edirne köftesi tarifi. Önce köfteyi hazırlayalım. Ne yapıyoruz? Kıyma seçimine çok çok özen gösteriyoruz. Bu köftedeki en önemli püf noktası kıymanın kuzu kıymı olması. Kuzu kıymayı bir derin kabın içerisine koyuyoruz. Sonra rendelenmiş ya da çok çok küçük parçalara ayrılmış soğanı ilave ediyoruz kıymanın üzerine. Ardından yumurta koyuyoruz. Sonra üzerine galeta ununu koyuyoruz. Malzeme listesi videonun başında mevcut. Malzeme listesinde bulunan 3 yemek kaşığı galeta ununun önce 2 yemek kaşığını ilave ediyorum. Sonra tuz ve karabiber ilave ediyorum. Geri kalan galeta ununu eğer toparlamakta zorluk yaşarsanız ilave edin. Eğer yaşamıyorsanız bu yeterli. Ayrıca evinizde galeta unu yoksa bayat ekmeği de aynı şekilde ufalayıp yemek kaşığı ölçüsüyle ilave ederek köftenizi hazırlayabilirsiniz. Ve ikinci önemli püf noktası köftenizin çok iyi yoğrulması. Çok çok iyi yoğuruyoruz ve yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi gayet toparlamış. Dediğim gibi toparlamakta güçlük yaşarsanız galeta unu ekleyebilirsiniz ilave olarak. Sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve köfteye şekil veriyoruz. Ardından bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyoruz iki tarafına da. Çünkü yağda kızartmayacağız bu köftelerimizi. Böyle üzerine hafifçe yağlayacağız ve yağsız tavada kızartacağız. Bakın tekrar şekil vereyim. Ceviz büyüklüğünde parça alıyoruz. Elimizle bastırıyoruz. Ben yuvarlak şekil verdim. Güzelce ince inceltiyoruz. Ardından üzerine zeytinyağı ya da sıvı yağ hangisini tercih ederseniz sürüyoruz. Ve bir tabağa alıyoruz. Diğer yüzüne de yine yağla e, sürüyoruz. Şimdi üçüncü e, püf noktası da şu. Ben yapışmaz tava kullanıyorum. Ve direkt köfteleri yağladığım için... O şekilde koyuyorum. Ama siz eğer çelik tava kullanacaksanız e, birazcık daha yağ ihtiyacı olabilir. Yoksa yapıştırırsınız. E, ayrıca bu köfteler ızgara'ya çok güzel gelir. Eğer ızgara'nız varsa evde ya da yazın piknik yaparken bu köfte tarifini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki tarafı da güzelce kızarana kadar orta hararetli ateşte pişiriyoruz. Sonra servise hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.